Günaydın herkese. Saat 8 ve artık Perşembe. Güngör'ü almaya gideceğim. Antalya'ya gideceğim. Hem kızları alacağım hem yıllık izne giriyoruz biliyorsunuz. Bir 8-9 gün daha ailece buradayız. Şimdi uyandım. Kendime minik bir piknik kutusu hazırladım. Çünkü kahvaltıyı bu sefer burada dışarıda yapalım istedim. Hep beraber sizi bir yere götüreceğim. Bayılacaksınız. Bizim geçen sene çok buraları tanıtmak fırsatımız olmadı. Ama bu yazın gelmesiyle beraber artık işleri çok daha planlı yapmaya çalışıyoruz. O yüzden hem buradaki işler devam edecek hem de burada etrafta gezilecek, görülecek bu doğa harikalarını sizlere göstereceğiz. O yüzden kahvaltıyı şimdi beraber Üzümdere'de yapalım. Hadi gelin. Harika, çok iyi geldi. Antalya Akseki Üzümdere'deyiz. Burası gerçekten cennetten bir köşe. Torosların en güzel yerlerinden, destinasyonlarından bir tanesi. Bu çevrede oturanlar buraya piknik yapmaya hafta sonları gelirler. O yüzden oldukça kalabalıktır. Bizim evimize yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta. İşte bu da Torosların doğal güzelliklerinden bir tanesi. Yaz, kış, güldür güldür akan bir dere Üzümdere. Müthiş bir kliması var buranın. Zaten biliyorsunuz işte nem yok, sıcaklıklar çok güzel. Araba az önce 28 derece diyordu mesela burası için. Çok güzel bir gündü gerçekten. Kahvaltımızı da burada yapmakla bence çok iyi yaptık. Evden çıktık şimdi Antalya'ya doğru. Devam ediyoruz, hava sıcaklıkları şimdi gitgide aşağı indikçe artacak ama nefis bir yoldan gideceğiz. Eynif Ovası'nı geçeceğiz sizinle beraber. Hadi biz yola devam edelim. Olmazsa eğer arabada mayon var belki de Konya altında eve girmeden orada bir denize cüplayabiliriz. Hadi yolda görüşürüz. Ve en sevdiğim market Ikea'dayız.
şimdi bugün hazır erken saatlerde gelmişken alışveriş yapacağız. Hem Yapı Market, hem IKEA, hem birkaç tane şey alacağız. O yüzden yolun üstünde önce IKEA vardı, burasıyla başlayalım. 89 lira. Bir karış, 20 sent. Ne kadar? 400 lira. Ama çok güzel. Evet. Bir havan lazım. Gel bakalım. Havanın en güzeli mermer bence de. Evet, şöyle bir de çöp kovası lazım. İkiliymiş, içi güzel. Bayağı da büyük. Aslında tuvaletin dışına, aynanın üstüne bu tarz bir şey olabilir. Aa, evet, güzel. Ne kadar? 300 TL. Biraz fazla ama aynanın üzerine bu konulabilir. Bu da varmış. Evet. Bunun dibi biraz daha uzun. Evet, bu daha kısa. Fakat bunlara şimdi normal duyu girmiyormuş. Başka bir neymiş bunun? Başka bir teknolojisi var bunların. O yüzden normal duyu şimdi 12 voltla aküyle çalıştırdığımız zaman da çalışması lazım. O yüzden öyle bir dip arıyoruz. Şunlar duyulu gibi ama onlardan da kalmamış. Şöyle uçları varmış. Bunları güngör yapabiliriz dedi. Şimdi telefonda konuştuk. Yani tipi de çok kısa olduğu için hem duvara da çok kısa. Hoşuma gitti bu. Bunu kullanabiliriz bence. Şunlar da hoşuma gitti. Tuvalet ve duşa iç aydınlatma olarak ne dersiniz? Hem sudan da etkilenmeyecek, buhardan da etkilenmeyecek. Şöyle bir karpuzu var. Bir de duvara dümdüz takılanı var. Aslında ikisi de olur. Bakayım fiyat farkı. 200 lira da fiyat farkı var arada. Evet, ikisi de olur. Orada çalışıyor. Şey, burada çalışıyor. 48'e 60. Evet, ölçüleri tam uyuyor. Evet, bu servis ürünüymüş. Kasalardan alacağız o zaman. Güzel. Kafa fenerinde hangisini önerirsin peki? En yüksek ışık şiddeti bundadır. 300 lümendir bundaki. USB ile şarj olur. Evet. Aynı zamanda şu kısım oynayabiliyor. Şu şekilde arttırabiliyorsunuz. En güçlü ışığı bu verir diyorsun. Evet, yani şu an elindeki en yüksek ışık budur. Bir de kırmızı lümendir olarak var. Aynen, kırmızı gece lambası modunda. Şu kısmında USB'den hani şarj edebiliyorsunuz. Bunun fiyatı nedir peki? Etiketi yok galiba onun. Aynen, düşmüş olabilir. Çünkü var ama hatırlayamıyorum, bir bakalım. 700 TL fiyatı. 700 TL. Tamam. Peki el fenerlerinde güçlü bir fener ne önerirsin? Şimdi mesela bunda dar, bunda 10 metre geniş aydınlatma, bunda da dar aydınlatma diyor. Yani bana her ikisi de lazım. Tek ya, bir fenerde bulamaz mıyım onu? Bulmanız birazcık zor olabilir açıkçası. Çünkü şey, açıdan çok ışık şiddetine yönelik olduğu için kafa lambası da el fenerleri. Açıyı ayarlamanız birazcık zor olabilir. Yani yine aynı açıyı verecek. Sadece ışık şiddetiniz azalık ya da artacaktır. Peki. El fenerinde en yüksek şu anlık budur. Burada da gece lambası modu vardır. Bir avcılık bölümünün ürünü var mı ona bakacağım. Avcılıkta da çok fenerlerimiz var. Tamam.
İyi olur. Avcılığa da bakalım. Yüz dümen diyor. Evet. Kış aydınlatma. Evet. 900 lümenlik bir ürün var bu arada. El feneridir. Şundan da çok yüksek. Gözü kesiyorsanız oraya bir gidelim bakalım. Tamam, oraya da bakalım. Şahane bir arkadaş buldum. Müthiş yardımcı oldu. Şimdi avcılık bölümünden bakıyoruz bir fener daha. Geldim. Arkadaşım da anahtarı buraya bakın arkadaşım. Doğru. Şu mu? Bu da 100 lümen diyor. Arkasındaki. Ha, arkada. Arkada kalmış. Aynen 900 lümen olan tamam. Arkasındaki. Bakayım. Bu 900 lümen. Bu benim bahçede kör karanlıkta işimi görür herhalde, değil mi? Peki bu da şarjlı mı? Pilli. Aa, bu pilli. Şarjlı da olabilir. Bir bakayım. Bir ihtimalle şarjlı. Alanya'daki ince kum videonuz var. Vardı mı? Var. Sanırım orada görmüşsünüz. Tanıdık geldiğiniz için evet. Videonuzu izlemiştim geçen sene. Ha. İnce kuma gitmeden önce aynen orada videonuzu izlemiştim detaylı. Oradan bir tanıdık geldiniz. Videoda çekince acaba ne? Çok güzel. Şarjlı. Tamam. Bunun fiyatı neydi peki? Hadi sen yardımcı olursun. Tamam. 1100 TL'ydi sanırım. 1100 TL'ydi. Açıktı evet. Bende. Tamam. Tamam. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Hoşça kal. Şunları denemeyi çok merak ediyorum. Üçünü de alacağım bakalım. Bir tanesini de anneme. Şu özellikle 900 lümenliği çok çok merak ediyorum. Ödeyelim ve çıkalım buradan da. Antalya'mı özlediğim kesin ama bu sıcağı değil. Çok sıcak. Yanıyorum. 3 haftadır evde yokuz, dolap bomboştur. Sıra dolabı doldurmadı. Bu kadar işi başardıktan sonra bence bu akşam bir kutlama yemeği hazırlayalım. Hem de böyle hazır dondurulmuş bir şeylerden yapalım. Şimdi bu da işimiz bitti sanıyorum. Saati 6 yaptık. Artık bugünlük alışverişimiz bitti. Şimdi Güngör'ü iş yerinden alıp eve geçebiliriz beraber. Harika bir gündü. Sabahtan beri bugün sizlerle birlikteydik. Çok sıcaktı fakat çok alışveriş yaptık. Almamız gereken her şeyi, hatta bir de biraz fazlasıyla bile aldık diyebilirim. Bu akşam bir kutlama yemeğini de hak ettik. O halde haftaya köyde mahal hep beraber görüşmek üzere. Müthiş bir trafik de arttı iyice. Haftaya görüşürüz köyde. Hoşçakalın. Eşlik ettiğiniz için de çok teşekkür ederim bugüne. Hoşçakalın.